Abayı gördün mü? Vallahi görmedim Emmioğlu. Belki hanım arkadaşıydıdır ha? Şimdi onların tam cicim zamanı. Muhabbet kuşları gibidir onlar, birbirlerine doyamazlar. Amcamı gördün mü peki? O da yok ortada. Görmedim vallahi. Erkenden çıkmış. Nereye gider ki sabah sabah? Ne bileyim Emmioğlu. Eski toprak işte. Vardır aklında yapacak işleri. Başkent Bağdat sokakları. Sıla? Emre, sana çok ihtiyacım var. Ne oldu Sıla? Ha, ne oldu? Tamam, gel şöyle. Gel. İyi misin Sıla? Doktor çağırayım, ister misin? Doktora gerek yok Emre. Peki bu ne hal? Ha? Bir şey söylesene Sıla. Dostuna ihtiyacım var. Tamam. Ağlama artık. Anlat bana. Kapkara bir kuyunun dibinde. Bir şey arıyorum sanki. Ne doğru, ne yanlış. Her şey birbirine girdi Emre. Artık hiçbir şey bilmiyorum. Kayboluyorum. Ne olur dostum, esirgeme. Ne zaman istersen Sıla. Her zaman yanındayım. Ya Bedar, nereden nereye de gelmiyor. Yazgımıza bak. Bir gün biri çıkıp deseydi ki, ya Celil Efendi, bütün bunlar senin başına bir bir gelecek. Biliyor musun, hayatta inanmazdım. Keşke kaderimiz başka yazılsaymış be Celil. Yapacak başka bir şey var mı? Boşu boşuna dertlenme. Hadi kalk şuradan bir bardak su ver. Vallahi kahveden ağzım dilim kurudu. O der işte. Anamı dinleyip sana varmayaydım. Gör bak kaderim nasıl değişirdi. Öyle hayırdır inşallah. Alo. Celil Efendi. Benim Zinar. Buyur ağam. İstanbul'dayım. Duymuşsundur. Bugün görüşmemiz gerek. Sana diyeceklerim var. Öyle şeyler dinledim ki sizlerden Midyat'la ilgili. Şu uçak bir an önce kalksa diyorum. Gizem, emin ol ki neden geldim demeyeceksin. Gittiğinde Mardin'e Midyat'a aşık olup öyle geri döneceksin. Nasıldı kahvaltınız abay? Abinle bazı işlerinizi halledebildiniz mi? Eyvallah. Hallettik sağ ol. İyi oldu gitmeden. Gizem Hanım, gitmeden önce bana bir rapor hazırlayacaktınız. Tabii Burhan Bey, hemen getiriyorum. Sağ ol. Bana anlatacağın bir şey var mı abay? Yok. Ne olacak ki bura? Bu sabah abiyle kahvaltıda olmadığınızı biliyorum. Şimdiye kadar bana hiç yalan söylemedin. Şimdi kan kardeşine, bana yalan mı söylüyorsun? Sıla'yla ilgili mi? Şimdiden sonra yapma bana bunu abay. Söyle, kimleydin? Evet Burhan,
Yalan söyledim. Çünkü doğruyu söylersem her ikimiz de senin nasıl tepki vereceğini biliyoruz. Sıla ile birlikteydim, kahvaltı yaptım, evet. Ne işin vardı onunla? Sadece konuştuk Bora. Sana karışma dedim, benim işim dedim. Ben istediğim kişiyle konuşurum, sen de karışamazsın, o kadar. Ne işin vardı, ne konuşacaktın, amacın neydi abay? Bağırma bana, seni ilgilendirmez. Sen nasıl kendi işlerine bile karıştırmıyorsan sen de benim işlerime karışamazsın, o kadar. Ben sadece kan kardeşimin karısıyla kahvaltı ettim. Konuşmak isterim, bunda büyütülecek bir şey yok. Yoksa sen onu bu kadar özlemişken, bu kadar yaklaşamazken senin yapamadığını ben yaptım diye mi kızıyorsun bana? Emme oğlum, arazi fizibilitelerini getirdim. Bölmedim ya. Mevzu ağırdı galiba. Beni iyi dile Celil Efendi. Sen buraya boş boş gezmeye gelmedin. Daha fazla vakit kaybetme. Bu işi bir an önce bitirsen iyi olur. Seni daha fazla koruyamayacağım. Bilesin. Aşirette kumurtular başladı. Eksik olmayasın Zinar Ağa. Benim hiç kimsenin korumasına ihtiyacım yok. Bir canım var. O da karımın, çocuklarımın yoluna kurban olsun. Sen şimdi bize kafa mı tutuyorsun Celil Efendi? Kızının paralarının arkasına saklanıp bana, Tura'ya baş mı kaldıracaksın? Kendine gel. Unutma ki her şey değişir. Para, pul gelip geçici. Ar, namus, öyle mi? Başın dik gezemedikten sonra... Tamam, paran pulun olabilir. Ne demişler? Eşek kulağı kesilmekle kaylan olmaz. Şimdi o kulaklarını aç, beni iyi dinle Zinar Ağa. Ben gücümü törelerden, paradan değil. Ben gücümü babalığımdan alıyorum. Şimdi böyle yapıyorsun. Ama yakında... Firuz Ağa da, Boran Ağa da, hatta sen de, hepiniz kızımın önünde diz çökeceksiniz. Çünkü kızım yüklü. Nasılsın? Babam nasıl? Hafızım benim. Günlerdir aramanı bekliyorum. Ana ne oldu? Kötü bir şey var. Ah kızım. Haberler kötü. Mahmut'la oğlu İstanbul'a gelmişler. Neye ki? Ne işi var o garibanların burada? Ana yoksa... Evet güzel gözlü kızım. Korkarım sizin için töreyi yerine getirmeye geldiler. Baba bir simit alalım mı? Canım çekti. Bir simit verir misin? Ha. Buyur abi. Neredesin Mahmut? Çocuk İstanbul'u çok sevdi ağam. Biraz gezdiriyorum. Sahildeyiz. Sen deli misin Mahmut efendi? Çocuğun gözünü açacaksın. Hemen otele geri dön. Bak. Tam tamına 50.000 alacaksın. Unutma. Bir de tarla. Tamam ağam. Hemen otele dönüyoruz. Benden haber bekleyin. Ben sana Davut'u yollayacağım. O sizi alıp Sıla'nın evine götürecek. Anlaşıldı. Anlaşıldı ağam. Dünya ne kadar da büyükmüş. Bak baba, şu kocaman şeye nasıl da batmıyor suyun üstünde. Batmıyor. (Gülüyor)